Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Örgünüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomda sizlerle birlikte bugün 39 numara makasem patik çalışması yapacağız. Görmüş olduğunuz ipimin rengi bu şekilde. İlk örneğini ben eşini örmüştüm. Diğer bir eşini de sizlerle birlikte çalışacağım. Bu şekilde bakın. Ön modelim. Hasır modeli olarak biliniyor. Topukta yükseltme yaptım. Ve taban kısmında ayrıntılı bir şekilde hepsini sizlerle birlikte paylaşacağım. Taban kısmından başlayacağım. Sonra tekrardan burun kısmına gelip topuk kısmını oluşturup bitireceğiz. Şimdi malzeme hakkında bilgi vereyim biraz. Malzeme olarak ben 8 numara 1.25 milim kullanıyorum. İpimin kalınlığına göre tığımı seçtim. İpimin markası ise Tunç Dolini markası. Şöyle söyleyeyim. Patiklik ip olarak dediğim gibi Tunç Doli'nin ipini alabilirsiniz veya Nakopırlanta'nın ipi patiklik ipler için en uygun ip. Hani bu elimde olduğu için ben bununla örüyorum. Nakopırlanta'ya göre biraz daha ince düşüyor bu. Ona göre sayılarını vereceğim. Evet, elimde 39 numara bir bu şekilde tabanım var. Keçe tabanım. Bakın aldığınız tabanlarda delik olmayabilir. Ben deliklerini birer santim aralıklarla bu şekilde iğne yardımıyla bu şekilde ayarladım. Diğer bir ikisinin eşit bir şekilde olmasını istiyorsanız bakın bir tanesini mesela ayarladınız deliklerinin mesafelerini. Diğer eşine de bunu nasıl uygulayacağız? Şu şekilde birleyeceğiz. Tabii bunu şunu yapmadan önce, örneğimize başlamadan önce ilk önce patik tabanımızın delik kısımlarını ayarlayacağız. Bunu sadece keçe taban alıp da delikleri olmayan arkadaşlarım için belirtiyorum. Şimdi ben diğerinde veya bunda deliklerini ayarladım birer santim arayla. Elinize bir tane iğne alıp buradan diğer keçeye geçecek şekilde iz bırakmaya çalışın. Yorgan iğnesi de olabilir, herhangi bir iğne olabilir. İnce uçlu bir şeyle delmeye çalışın. Buradan aşağıya da geçeceği için burada da delikler oluşuyor zaten. Ben bu şekilde bakın. Hala delinmemiş ama şu an delikleri net bir şekilde görünüyor zaten. O şekilde belirleyip yapabilirsiniz. Sayıları da zaten aynı olacak. Dediğim şekilde yaparsanız. Başlama aşamasında şimdi nereden başlayacağım? Topuk kısmından başlayacağım ben. Tığlamayı nasıl yapıyorum? Hemen buradan. Keçesi arka tarafa bana bakmayacak şekilde olacak. Şu kısım bana bakıyor. Hemen ipimi tutturdum. Bakın buradan arka taraftan. Buradan tekrardan çıkardım. Taban tığlamada sıkı iğne yöntemini kullanacağım. Tığımın başını dolamadan 1 2 topuk kısmında 1 2 3 4 5 6 tane yere deliğe 4 kere batacağız. Aynı deliğin içerisine 2 3 bir tane daha batıyorum. 4. Bu şekilde tığlamamı yaptım. Bir sonraki deliğe geçerek bir, iki, üç ve dört. Tekrardan bir sonraki deliğe batarak 1 2 3 ve 4. 6 deliğe 4 defa batacağım. Kenarlara 3 defa batarak burun kısmına geleceğim. Burun kısmında da yine 4 defa batarak şu dönme aşamasında
İpimin kasmaması için bu işlemi uygulayacağım ve modelim de daha güzel düşecek. Modelde de böylece bir kasılma olmayacak. Bunu onun için yapıyoruz zaten. Şimdi bir hazır delikli tabanları alan arkadaşlarım bunu düşünerek ona göre ayarlasınlar. Benim mesafem neredeyse birer santim aralıklarla delikler açıldı. Eğer hani bundan daha küçük mesafelerde olan varsa ben mesela 3 defa batıyorum, 2 defa batan da olabilir. Veya nakopurlanta ipini kullanıyorsanız 4 defa battığım yeri ben siz 3 defa, 3 defa battığınız yere de 2 defa batın. Çünkü nakopurlantanın ipi dediğim gibi kalın veya farklı bir ip kullanacaksınız. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki bilginiz olsun. Buna göre yanlışlık yapmayın. Burayı 3'er defa batıp şu kısma gelelim. 4 defa batacağımız yere kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kenar tığlamamızı yaptık. Şimdi burun kısmında tığlamamıza geçiyoruz. Dediğim gibi 1, 2, 3, ortadaki dediğim 4, 5, 6, 7 tane. Pardon, şu 8. olacak. Burada. Evet, şurayı da baz alırsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane deliğimizin içerisine 4'er defa batarak burun kısmında tığlama işlemini uygulayacağım. 1 2 3 7 kez batalım demiştim fakat karşılığında birbirine denk gelecek şekilde şöyle yaptığımda 8 tane burada deliği içerisine almış oluyoruz. Bir tane daha batıyorum. 3 ve 4. Bir sonraki deliğe tekrardan 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4. Bir sonraki deliğe tekrardan geçiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç ve dört. Bir sonraki deliğe geçiyorum. Bir, iki, üç dört. Bir, iki, üç. Şöyle ön tarafı alalım yavaştan. Dört. Keçi olduğu için biraz değmesi zor oluyor tabii. Bir, iki, üç ve dört. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son deliğin içerisine de 4 defa batacağım. Bir, fazla gevşek yapmadan, çok da sıktırmadan tığlama işlemini yapıyorum. Evet, 3
4. Şimdi bir sonraki deliğe geçerek şuradan tekrardan sık iğnemi 3'e düşürüyorum. Yan tarafta 1 2 3 ve 4 pardon 3 tane evet 1 2 burada 3 tane sık iğnemi yaptım. Kenar kısımlarda 3 tane batarak sık iğnemize devam ettireceğiz. Geriye kalan sondan 3 deliğin içerisinde de toplamda yine 4 tane sık iğne yaparak bu şekilde taban tığlamamızı bitireceğiz. Topuğa gelene kadar sık iğnemize devam edelim. Devam ediyorum hemen. Son 3 tane deliğin içerisinde yine 4 defa batarak topuk kısmını bitirmiş olacağız. Taban tığlamamızı bitireceğiz. Evet, topuk kısmında 6 defa 6 tane deliğin içerisine 4 kez battım. Burun kısmında ise 8 deliğin içerisine 4 kez batarak o şekilde bitirme yaptım. 1 2 3 Bu şuradaki dönme aşamasında da tığınızda şöyle bir hareket yapın ki ilmeklerde kasma olmasın. Bakın. Şöyle göstereyim. Burada dönme aşaması var. Bakın. Döndüğünüzde sanki tığı da döndürüyormuş gibi yapın ki ilmeklerde kasıntı olmasın. Bu şekilde. Evet, son olarak yapıp bitireceğim. Haneyle bir kez daha batıyorum. Evet, ip kaydırma tekniğiyle ilk baştaki ilmeğin içerisine geçerek burada işlemimizi tamamlamış oldum. Şimdi bir tane zincir çektim. Burada ip kaydırma tekniğini kullanacağım. Kenar kısımlarda açıklık olan yerler kapansın diye ve daha güzel gösterişli oluyor patiğimiz. Bakın bir zincir çektim. İlmeklerimin arasından geçerek bu şekilde. Bir sonraki ilmekten ip kaydırıyorum. Çok fazla sıktırmadan bütün ilmeklerin arasından geçerek ip kaydırma tekniğini kullanarak ilerleyeceğim. Şu an 39 numara patiğimizin diğer bir eşini çalışıyorum. Ayrıntılı olarak sizlere vereceğim. Tığımın başını donamadan bu şekilde evet sıramın sonuna kadar örüp geleceğim ben. Taban tığlama işlemini topuk kısmında bitireceğim. Burada bitirme işlemini bakın sıramın sabitlediğim yer. Şurada bir zincir görünüyor. İlmeklerim yukarıda görünüyor. Tek kanadını alacağız ilmeklerimizin. Şuradaki ilmekleri tek kanadını alacağız. Bakın şöyle göstereyim. Üst tarafta görünen ilmeğimin tek kanadını alarak ip kaydırma tekniğini kullanıp sıramı kapattım ve bir zincir çektim. Aynı yere sıramı kapattığım ilmeğime tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Ve bir sonraki ilmekten ilmeğimin tek kanadını alarak iç taraftaki kanadını alarak bu şekilde
Devam ettireceğim. Topuk kısmında ve burun kısmında şu dönme aşamalarında ilmeğinizi çok sıkmayın ki kasılma olmasın. Özellikle burun kısmı yukarıya doğru kalkık gibi duruyor ya arkadaşlar. İşte onun sebebi elinizi çok sıktığınızdan ilmekleriniz sıkı oluyor. O yüzden burun kısmı çok kalkık duruyor. O hoş bir görüntü olmuyor aslında. Nedeni de o dediğim yöntem. Ne kadar iyi yaparsanız o kadar güzel duracaktır. Evet, buradaki tek kanatlarını alarak ilmeğimi her bir ilmeğe tek bir sıkı iğne yapıp o şekilde ilerleyeceğim yine. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet, sıkı iğnemizin birinci sırasını oluşturduk. Bakın bu şekilde. Şimdi sıramı kapatıp devam edeceğim ikinci sıramla. Hemen ilk ilmeğimizin içerisine iki kanadını alarak bu şekilde geçişimi yaptım. İp kaydırma tekniğini tekrardan kullandım ve bir tane zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra ip kaydırma tekniğine için yani sıramı kapattığım ilmeğe tekrardan geçerek bir tane sık iğne daha yaptım buraya. Ve diğer ilmeklere tekrardan teker teker ikinci sıramda da sık iğnemi yerleştiriyorum. Evet, ikinci sıramı hemen tamamlayıp geleceğim. Bu şekilde. Evet, ikinci sıramı da sık iğnemle tamamladım. Şimdi tekrardan sıra kapatmayı yapıyorum. İlk bulunan ilmeğe geçerek ilmekten bu şekilde ipimi kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine bir tane sık iğne yaptım ve üçüncü sıramı aynı şekilde devam ettirerek bitireceğim. 39 numarada ben kaç sıra yapıyorum onu söyleyeyim sizlere. Evet, üçüncü sıramda aynı şekilde sık iğne ile gidecek. Hemen patiğimden bakıyorum. Şöyle saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra ben sık iğnemi gitmişim. 39 numarada 7 veya işte 7 sıra gittim ben. Daha fazla numaralarda 8, 7, 8, 9 sıra gidebilirsiniz. Ama ipiniz ince ise eğer kalınsa 39 numarada 6 sıra da gidebilirsiniz. Daha küçük numaralarda 5 sıra veya 4 sıra zaten olmaz. 5-6 sırada gidebilirsiniz. O şekilde ideal olur numara bu sıra sayısı. Evet, 7 sıra ben yapıp geleceğim. Aynı şekilde 7 sıradan sonra şu kenar çizgisinde bir ip kaydırma tekniği var. Onu göstereceğim sizlere. Sonra burun kısmından başlayıp modelimizi oluşturacağız inşallah. Evet, 7 sıramızı hep beraber bitirip gelelim. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra sık iğnemize gittik. Şimdi topuk kısmında sıramın sonundayım. Sıramı kapattım. Burada şöyle bir şey yapacağım. Bu şekilde bir tane zincir çektim. Zincirimi çektikten sonra ip kaydırma tekniğini kullanarak şurada bütün ilmeklerin içerisine geçerek ip kaydırma tekniğini kullanacağım. Alt tabanda yaptığım gibi. Bu şekilde. Çok fazla sıkı yapmayın bu tığlamayı. İp kaydırırken şuradaki bakın şu ilmeğiniz biraz daha gevşek olsun ki kasma olmasın. Özellikle şu dönme yerlerinde hem topukta hem burun kısmında. İlmeklerin arasından teker teker geçerek ip kaydırma tekniğiyle sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim.
Bakın böyle bir görüntü oluyor. Bitmiş örneğimi göstereyim. Bakın ip kaydırma tekniğiyle görüntü bu şekilde çıkmış oluyor. Şimdi sıramın sonuna kadar bitirip geleceğim ben. Siz de o şekilde devam edin. Evet, kenar kaydırma tekniğini kullanarak yine tekrardan sıramın sonuna geldim. Burada şimdi sıramı kapatıp ilk ilmeğin burada iki kanadını birden alıp ip kaydırma tekniğiyle sıramı sabitleyeceğim buraya. Ve artık burada bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Hemen şuradan makasımı alıyorum. Evet, bu işlemden sonra burun kısmında model çalışmasına başlayacağız. 7 sıra gittim ben toplamda bu şekilde. Siz küçük numara çalışıyorsanız bir sıra eksik, bir iki sıra eksik de gidebilirsiniz. Eğer ipiniz kalınsa veya büyük numarada daha hani bu 39 numara 41-42 numaralarda daha şu sırayı büyütebilirsiniz. Dediğim gibi ipiniz ince ise daha fazla sayılarda kalınsa daha az sayılarda sıranızı çıkabilirsiniz. Şimdi ön tarafta şöyle bir işlem yapıp bakın tığımı ortaladım. Orta ilmeğimi bulmak için bu şekilde tam şuradaki ilmeğim benim orta ilmeğim gibi görünüyor. Hemen iç taraftan da kontrol edeceğim. Bakıyorum. Şöyle tığınızda koyduğunuzda evet. İşaretlediğim yer benim orta ilmeğim. Siz de bu şekilde bu yöntemle orta ilmeğinizi bularak devam edin. İpimi tekrardan alıyorum. Farklı ip de kullanabilirsiniz. Ben aynı renkle gideceğim. Şimdi ben 39 numarada sağdan ve soldan 3 ortadaki işaretleyici ile birlikte 7 tane ilmeğim olacak. 39 numaradan büyük numara çalışıyorsanız burayı 7 değil de 9 ilmek atarak da başlayabilirsiniz. Sağdan ve soldan 4'er tane ayırarak. Benim için sağdan işaretleyiciyi saymıyorum. 1, 2, 3. ilmeğimin içerisindeki tek kanadını alacağım. 1, 2, 3. ilmeğimin içerideki tek kanadını alıp o şekilde devam edeceğim. Tek kanadıyla işlemimizi yapacağız. Hemen buraya ipimi sabitleyip model çalışmamıza başlayalım. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bir sonraki yuvanın içerisine sık iğne ile devam ediyorum. Tekrardan bir sonraki yuvanın içerisine ilmeğimin tek kanadını, iç taraftaki kanadını alıyorum ki bakın şöyle bir görüntü elde edeceksiniz. Bu şekilde daha hoş duruyor. Evet, 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi işaretleyiciyi alıyorum. Devam ediyorum. Şuradaki ipi de içeride gizlemeyi unutmayın. Sökülmemesi için giydiğinizde bu işlem önemli. 4 5 şöyle ipi çekip göstereyim nereden alıyorum size. Bakın. En iç taraftaki ilmeğin tek kanadını alarak burada uygulamayla bir şekilde anlatıyorum ayrıntılı bir şekilde tek kanadını alacağız. O şekilde devam edeceğiz. Evet 1 2 3 4 5 6 tekrardan battığım yere bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemi yaptım. Biri eksik saymışım. Şimdi burada hemen yan taraftaki yine ilmeğin tek kanadını alarak iç taraftan devam edeceğim. İp kaydırma tekniğini kullanıyorum. Tığımın başını dolamadan. 1, bir sonraki
İlmeğin tek kanadını alarak, içerideki kanadını alarak ikinci kez ipimi kaydırdım. İçe doğru çevirdim. Şimdi ip kaydırdığım ilk ilmeği atlayarak ikinci ilmeğe gelerek ilmeklerin iki kanadını da şöyle hemen ipimi çekip göstereyim. İki kanadını da bu şekilde geçirip sık iğnelerimi oluşturacağım. Arka tarafta hep sık iğne yapacağız. Farklı bir işlem uygulamayacağım. Burada hemen sayalım birlikte. 1. Bir sonraki ilmeğe 2. 7 ilmekle başladım. 3. 4. 5. 6, 7. Burada sabitlediğim yere de bir tane sık iğne yaparak 8 ilmeğe çıkıyorum. Tekrardan bakın. Şöyle bir hareket yaparak hemen dış taraftan yine ip kaydırma tekniğini kullanacağım. İşlem görmemiş ilk gelen ilmeğin içteki tek kanadını alarak bu şekilde ipimi kaydırdım. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Buradan da bir tane ip kaydırdım. Ve 2. Şimdi ön tarafta ne yapıyorum? Modelimi koyacağım artık burada. Bakın. İlk ilmeğimi, ip kaydırdığım ilmeğimi saymıyorum. İkinci ilmeğin hemen altından geçerek burada uzun bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğin tepesine batarak kısa sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe geçerek burada uzun sık iğnemi yaptım. Bir sonraki ilmeğe kısa sık iğne. Bir sonraki ilmeğe tepesine değil hemen altındaki yuvaya geçerek burada yine bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Bu şekilde. Evet, bir sonraki yuvanın hemen altındaki yuvaya bir tane uzun sık iğne. Bir, iki, üç, dört. Son ilmeğin içerisine kısa sık iğnemi yaptım. Ve son olarak da hemen şuradaki dibe batıp köşedeki dibe batıp uzun sık iğnemi yaptım. Şimdi işlem görmemiş ilk gelen ilmeğin tek kanadını, içerideki kanadını alarak bu şekilde ip kaydırmamı kullandım. Bir sonraki yuvanın içerisine geçerek tek ilmeği aldım. İkinci ip kaydırmamı tekrardan yaptım. Şu şekilde çevirerek arka tarafta ilk ilmeği atladım. İkinci ilmekten devam ediyorum. İp kaydırdığım ilk ilmek oluyor o ilmek. Başlangıç ilmeğim. Şimdi buradan sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Gördüğünüz gibi 2 tane ilmek artmış oldu kaydırmalardan dolayı. Şimdi bu şekilde çevirdim. Bir sonraki ilmeğe geçerek ipimi tekrardan kaydırdım. Tekrardan bir sonraki ilmeğe aldım bu şekilde. Çok pardon. Bu şekilde aldım ve ipimi kaydırdım.
Şimdi ilk sıra biraz daha zor oluyor. Nereye batacağımızdan dolayı. Şimdi ikinci sıramda ikinci modelimi yerleştirirken ilk ilmeğimi atlayıp ikinci ilmeğimin hemen tepesine değil, onun altına. Yani şuradaki ilk yaptığım uzun sıkı iğnenin hemen yanına diyelim. O şekilde batarak uzun sıkı iğnemi oluşturuyorum burada. Bir tane uzun sıkı iğne hemen yan ilmeğinin tepesine kısa sıkı iğne. Bakın burada yaparken daha rahat olacak. İkinci sıramda uzun sıkı iğneyi nereye batacağımı göstereceğim sizlere. İlmeğin tepesine değil burada şu iki tane uzun sıkı iğnenin arasında boşluk olan, boşluk gibi duruyor, hani delik gibi duran bir yer var. Oraya batıp uzun sıkı iğnenizi oluşturun. Bir sonraki ilmeğe kısa sıkı iğne. Buradaki ilmeğin hemen altındaki ilmeğe, yani şu iki uzun sıkı iğnenin dediğim gibi arasındaki deliğe batarak bu şekilde gidebilirsiniz. Bir sonraki yuvanın içerisine kısa sıkı iğne. Bir sonraki yuvanın hemen altındaki yuvaya değil, bakın şu iki tane uzun sıkı iğnenin arasındaki deliğe bu şekilde geçtim ve uzun sıkı iğnemi yaptım. Bir sonraki yuvaya kısa sıkı iğne ve bir sonraki uzun iki sıkı iğnenin arasındaki deliğe girerek bir tane uzun sıkı iğne yapıyorum. Bir sonraki yuvaya bir sıkı iğne, kısa sıkı iğne ve son olarak da uzun sıkı iğne yapacağım yer hemen ilk başta yaptığım, son olarak yaptığım uzun sıkı iğnenin hemen tepesine gelecek şekilde. Tepesinden biraz daha sol yanına doğru olacak çaprazlama. O şekilde uzun sıkı iğnemi yaptım. Ve sıramı ikinci çalışmamı, model çalışmamı bitirdim ikinci sıramda. Şimdi işlem görmeyen ilmeğin içerisine girerek bir sonraki ilmeğe iki kez sıkı iğnemi yaptım. Tekrardan çevirdim. Bir tane ilmek atlayıp ikinci ilmekle devam ediyorum. 1 2 3 burada sık iğne yapıyoruz. 4 5 6 modelimi bu şekilde hasır tekniği olarak ya da pirinç tekniği olarak kullanıyorlar. Bir önceki arka sırada 12 tane ilmeğe ulaşmıştık. Pardon, tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 10 tane ilmeğe ulaşmıştık. Şimdi burada 12 tane ilmeğimiz oldu. Tekrardan ön tarafa çevirdim. İşlem görmeyen ilmeğin iç tarafındaki kanadı tekrar tekrar detaylı bir şekilde anlatıyorum. Anlamayan yeni başlayan arkadaşlarım için bu şekilde girerek ipimi kaydırdım. Bir sonraki yuvaya tekrardan girdim ve şu şekilde hamle yaparak tığımla ipimi çektim ve ikinci kez ipimi kaydırdım. Şimdi üçüncü sıramda tekrardan model çalışmasını yapacağız. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğin hemen altındaki, bakın uzun biraz daha belli olacak burada. Birinci sıramda 1, 2, 3, 4, 5 tane uzun sıkı iğnem var. İkinci sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uzun sıkı iğnem var. Yani teker teker uzun sıkı iğneler bir fazla bir sonraki sırada bir artarak o şekilde gidecek. Tığımın başını dolamıyorum tabii ki. Şimdi hemen şuradaki uzun sıkı iğnelerin hizasından uzun sıkı iğnelere batacağız yapmak için. Hemen bu kısımdan geçerek bir uzun sıkı iğne, bir kısa sık iğne. İki uzun sık iğnenin arasındaki yuvaya girdim. Bir uzun sık iğne. Hemen yanına bir sık iğne, kısa sık iğne. Uzun sık iğnenin hemen arasına girdim tekrardan. Bir uzun sık iğne. Bir kısa. Tekrardan iki uzun arasına geçtim. Bir uzun daha yaptım. Bir sık iğne. İki uzun arasına geçiyorum. Bir tane uzun sıkı iğne daha. Tekrardan bir kısa sıkı iğne, iki uzunun arasına geçtim. Burada
Bir tane daha uzun sık iğne. Ve sıramın sonunda bu şekilde bir kısa sık iğne ve tekrardan şurada bulunan uzun sık iğnenin hemen sol çaprazına az bir şey bu şekilde geçerek 1 milim kadar uzun sık iğnemi yaptım ve 3. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ip kaydırmayı kullanıp arka tarafa geçeceğim. 2 kere ip kaydırdım. Modelim daha da belirginleşmeye başladı bu şekilde. Evet. 12 tane ilmeğe ulaştık. 3. sıramızda 4. sıram içinde hemen sayıyorum. 1 ilmek atlayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane sık iğnem oldu. Bu şekilde döndürerek ön tarafa geçip yine ip kaydırma tekniğini atlamadan bu şekilde ipimi dış kısma çıkardım. Bir kere daha ip kaydırma kullanıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yine son kez anlatıyorum. 1 2 3 4. sıramdayım ve 14 ilmeğe ulaştık bile. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğim oldu. 3. sıramda, 4. sıramda da 8 tane uzun sık iğnem olacak. Şimdi burada biraz daha belli. Hemen başlangıçta bulunan uzun sık iğnenin hemen yanına bakın. Ortadan girerek uzun sık iğnemi yerleştirdim. Uzun sık iğnenin hemen tepesindeki yuvaya, yani bir sonraki ilmeğe kısa sık iğne. Bu iki uzun sık iğnenin, yani bir sonraki ilmeğin hemen altında bulunan iki uzun sık iğnenin içerisindeki arasındaki yuvaya geçtim. Bu şekilde uzun sık iğne yaptım. Uzun sık iğnenin tepesindeki yuvaya denk geliyor şöyle. Bir kısa sık iğne. Tekrardan iki uzun sık iğnelerin arasına girdim ve bir uzun sık iğne daha yaptım. Burada teknik şu. Uzun sık iğnenin tepesindeki hemen yuvasına aşağılara girmeden kısa sık iğnemi o şekilde oluşturuyorum. Kısa sık iğnenin tepesine de hani şu iki uzun sık iğnenin arasına girerek o şekilde uzun sık iğnemizi oluşturuyoruz. Kısa sık iğneyi de dediğim gibi uzun sık iğnenin hemen tepesindeki yuvaya geçip yapıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Böyle böyle artacak. İp kaydırmayı sağdan ve soldan iki kere yaptığımız için 2 2 artıyor. 8 de 10 oldu. 10 da 12, 12 14 o şekilde ilerleyecek ve uzun sık iğnelerim her bir sırada birer kez artmış olacak. Onlara dikkat edelim lütfen. Şimdi uzun sık iğnemden devam ediyorum. Nasıl yapıldığını anladığınızı düşünüyorum. Burada sıralarımın hepsini sizlerle birlikte yapmayacağım. Sadece modelimin tekniğini gösterdim. Nasıl yapılması gerektiğini anlattım sizlere. Bu şekilde sıramın sonuna geldim. Son olarak da uzun sık iğnemin hemen bir tık soluna geçerek buraya bir uzun sık iğne yapıp ip kaydırma tekniğiyle sıramı bitirip arka tarafa geçeceğim tekrardan. Evet. 1, 2, 3, 4. sıramızı bitirdik. 5. sıram için arkadan devam edeceğim. Bu şekilde toplamda kaç sıra gideceğiz hanımlar, ona bakalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 sıra gitmişim. 10 sıradan sonra artırmasız 2 sıra daha devam etmişim ben. Şu 10 sırayı yapıp
Arka kısımdan sık iğnemizi yerleştireceğiz sizlerle. Ön sıradan 11. sıradan devam edeceğim. 10 sıra yapıp geliyorum ben. Siz de 10 sırayı tamamladıktan sonra birlikte yapmak için buluşalım. Evet, toplamda şöyle birlikte sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Sıramızı tamamladık. 11. sıranın arka tarafından bu şekilde tekrardan ön tarafa geçtim. Şimdi 2 tane yine ip kaydırma mı yapacağım burada? İp kaydırmadan sonra 2 sıra daha gideceğim artırmasız olarak. Burada hemen bir sonraki ilmeğe kayarak ipimi kaydırdım. Tekrardan bir sonraki ilmeğe geçtim ve ikinci kez yine ipimi kaydırdım. Evet, iki tane ip kaydırmamı yaptıktan sonra 11. sıram için devam ediyorum. Hemen 1, 2, 3. yuvanın tepesine bir tane sıkı iğne, iki tane uzun altta bulunan sıkı iğnenin arasındaki deliğin içerisine batarak hemen yukarıya bir sıkı iğne, bu şekilde bir sonraki yuvaya geçtim, bir kısa sıkı iğne. Yani şurada ben artırma yapmadan bir tane uzun sıkı iğnemizi kenarlarda eksiltmiş olacağız. Daha fazla patiğim açılmaması için. Evet, gösterdiğim şekilde ilerleyeceğim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim ben. 10. sıraya geldiğimizde kaç tane uzun sıkı iğne olduğunu söyleyeyim sizlere. Orayı atlamayayım. Hemen alttaki sıkı iğneden sayıyorum. Uzun sıkı iğneleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane toplamda 10. sıramda uzun sıkı iğne mevcut. Şimdi yine burada sıramın sonuna kadar gelip buradaki ip kaydırmayı göstereceğim sizlere. Evet, burada 11. sıramın sonundayım. Şimdi en son bulunan uzun sıkı iğnemi yaptım ve burada hemen son ilmeğimin içerisine geçerek kısa sıkı iğnemi yapıyorum. Evet, kısa sıkı iğnemi yaptım. Ve burada uzun sıkı iğnemi yapmayacağım. Eksiltme yaptığım için hemen ip kaydırma tekniğiyle kenara geçiyorum. Ve bir kere daha ipimi kaydırdım. Bu şekilde 12. pardon 11. sıramızı tamamladık. 11. sıramızda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Pardon, 13 tane uzun sıkı iğnemiz bulunuyor. Şimdi arka taraftan eksiltme yapacağım için 1, 2 hemen 2 ip kaydırmayı atlayıp 3. ilmeğin içerisine geçiş yaparak devam edeceğim ki eksiltmemizi tamamlayalım. Şimdi sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27 tane İlmeğimizi bu şekilde yaptım. Hemen şöyle bakıyorum. Evet, ön tarafa geçiyoruz. Burada tekrardan ip kaydırmamı yapıyorum.
Bakın buradaki ilk başta yaptığım sık iğnenin hemen arasına geçerek uzun sık iğnemi buraya yerleştiriyorum. Bu şekilde. Tekrardan kısa sık iğne, uzun sık iğne, bir kısa, bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa, bir uzun, çok fazla sıkmadan bir kısa bir uzun şeklinde uzun sık iğneleri iki uzun sık iğnenin arasından geçirerek oluşturuyorum. Sıramın sonuna kadar geleceğim. Evet, burada sıramın sonunda devam ediyorum. Burada en son sık iğne yapmıştım. Hemen sık iğnenin arasından geçerek son uzun sık iğnemi de yapıp bitireceğim. Bu şekilde tekrardan ip kaydırmaya geliyorum. Çevirdim. Evet, arka taraftan hemen devam ediyorum. İki kere ip kaydırmamı yaptım. İkinci ilmekten hemen bakın bu şekilde geçerek burada sık iğnemi oluşturdum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Buradaki ilmeklerin bana bakan yani iç taraftaki kanatlarını alarak o şekilde sık iğne yapacağım ki şurada şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Bakın şurada model bitiminde çizgi gibi bir görünüm elde ediyoruz bu sayede. Onu yapacağız. İpimden görünmüyor olabilir şu an. Hemen çekip sizlere göstereyim. Şuradaki ilmeği tek kanadını alarak, içteki kanadını alarak bu şekilde devam edeceğiz. Ön taraftaki kanatları duruyor. Ki çizgi görünümünü verelim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, hemen bitirip geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. En son ki bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra toplamda gittik. 12. sıramda uzun çizgilerimi sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. 11. sıramda 13'e indirdiğim uzun çizgim 12. sıramda tekrardan 14 uzun çizgiye ulaşıyor. Şimdi arka tarafta sık iğnemi tamamladıktan sonra bakın görüntüsü bu şekilde çıkmış oldu. Devam ediyoruz. Tekrardan ip kaydırmamı kullanarak bir sonraki sırama geçeceğim. Evet, bir sıra bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe ipimin iki kanadını alıyorum bu sefer ön tarafta. Sık iğnemi yerleştiriyorum. Evet, iki kanadını alarak bu şekilde sık iğnelerimi teker teker yuvalara yerleştirip bitireceğim bu sırayı da. Gösterdiğim gibi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Burada ip kaydırmamı yaptım. Tekrardan arka taraftan devam edeceğim.
İkinci ilmeğimin içerisine geçerek sık iğnemi tekrardan yerleştiriyorum. Yine sıramın sonuna kadar ilmeğimin iki kanadını alıyorum burada da. Devam ediyorum bu şekilde. Evet, örüp gelelim hemen. Tekrardan sıra sonundayız. İki kere yine ip kaydırmamı yapıp son sıramızı gideceğiz. Son sıramızda bakalım ne yapacağız. Burada hemen ip kaydırmamı kullanıyorum. İp kaydırma tekniğinden sonra hemen ilk uzun sık iğnemi yerleştireceğim yer, bakın ilk başta bulunan buradaki sık iğnelerin aralarındaki delikler olacak. Hemen buraya batarak sık iğnemi yerleştirdim. Tekrardan bir sonraki yuvaya kısa sık iğne, bir sonraki yuvaya uzun sık iğnemi yaptım. Bir kısa sık iğne, bir tane uzun sık iğne. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, burayı ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Toplamda 1, 2, 3 sıra sık iğnemize gittik. 4. sıramızda şu kısmı oluştururken tekrardan model çalışmamızı yaptık. 12 sırada bu şekilde model çalışmamız var. Siz daha da bu ön burun kısmını sırasını artırabilirsiniz. Büyük numaralarda 1-2 sıra daha da gidebilirsiniz. Yani şurayı artırabilirsiniz veya şurayı eşit tutarak şu kısımdaki artırmaları eşit tutarak buradan da ilerleme yapabilirsiniz. O kısım sizin tercihiniz. Evet, sıramın sonuna kadar tekrardan geldim. En son bir tane uzun sık iğne yaptıktan sonra buraya bir kısa sık iğne. Tekrardan şurada bulunan kısma bir tane uzun sık iğne yaparak tam köşeye denk gelecek şekilde sık iğnemi yerleştirdim ve bir sonraki ilmeğin tek kanadından tekrardan ipimi kaydırdım. Bir tane zincir çekip burada ipimi keseceğim artık. Evet, burun kısmındaki çalışmamız bu kadardı. Bu şekilde modelimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şimdi yan kısımdan, topuk kısmından devam edeceğiz. Topuk yükseltme için. Burada şöyle bir şey yapacağız. Hemen bakın şu topuk yükseltme kısmı için burada 2, 3, evet. Hemen topuk kısmındaki orta kısmı bulacağım. Ve buradan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şu kısımdan dördüncü sık iğnenin başlangıcından hemen göz kararı ben alacağım. Siz şu kısmı sayabilirsiniz de buradan topuk yükseltmeye başlayacağım. Aşağı yukarı zaten bu da aynı şekilde. İlk sayınızı
örneğinizi yaptıktan sonra diğer eşini yaparken sayabilirsiniz. Şurada kaç tane ilmek kalıyor? Burada kaçıncı ilmekten başlıyorsunuz? Daha sağlam olur topuk kısmı o şekilde. Şimdi ben göz kararı ilmeğimi tutturduktan sonra zaten diğeriyle aşağı yukarı aynı olacak. Burada sık iğnemi yapacağım. Evet, hemen iç taraftaki kanatları alıyorum, bakın. İpimi de bir yerde kaybedeceğim. İç taraftan şuradan ipimi hem kaybedip buradan sık iğneme devam ediyorum. Şu kısımdaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Evet, sık iğnemizi nereye kadar yapacağız? Hemen şuradaki şöyle yaptığımızda karşılığına denk gelecek şekilde bitirmiş olacağız. Buraya kadar örüp gelelim hemen. Evet, karşısına gelecek şekilde sık iğnemi ilerlettim. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Eşit durduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi 3 defa ip kaydırma yapacağım. Burada. Bir sonraki ilmeğe 1. Bir sonraki ilmeğe 2 ve bir sonraki ilmeğe 3 kez ip kaydırdık. Bu şekilde çevirdim. Bir ikinci ilmeğin içerisinden 2 ilmeğin kanadını, tek ilmeğin kanadını pardon, alıp ilmeklerin kanadını ikisini birden alıp bu şekilde devam ediyorum. Şimdi son kalan ilmeklerimi de sık iğne örüyorum burada. Evet, bütün ilmeklerimi sık iğne ördüm ve şu şekilde çevirdim tekrardan. Yine burada ip kaydırma yapacağız. 3 defa 1 2 2 ve 3. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane ilmek atlayıp ikinci ip kaydırmadan sık iğnemizi başlatıyoruz. 2 3. Burada saymaya gerek yok aslında. Bu şekilde sık iğneye devam edip sıramın sonuna kadar götüreceğim. Örüp gelelim. Evet, topuk yükseltmede 3. sıramı tekrardan bu tarafa geçerek tamamladım. Yine ip kaydırma tekniğiyle 3 kere ip kaydıracağım. 1 2 3. İp kaydırma tekniğinde bakın ilmeklerimin iç tarafını alıyorum. İkisini birden almıyorum. Tekrardan çevirdim. Bir ikinci ilmeğe geçerek iki kanadını birden alıp sık iğnemi hemen hızlı bir başlangıç yapıp bu sıramı da sık iğneyle bitirmiş olacağım. Evet, sıra sonuna kadar bitirip geliyorum. Tekrardan sıramın sonundayım. Dördüncü sıramı bitirmiş oldum böylece. İp kaydırma kullanarak 5. sırama geçeceğim. 1 2 İç taraftaki kanadını alıyorum. 3 1 ikinci ilmeğe tekrardan
Sık iğne ile başlıyorum. Bir ilmek atladım. Bütün yuvalara sık iğne yapıp 5. sıramızı da bitireceğiz. Bitirip gelelim. Evet, 5. sıramızı tamamladık. İlk kaydırmamı kullanıp 6. sırama geçeceğim. Çevirdim. Bir ilmek atlayıp 2. ilmekle yine aynı şekilde sık iğnemize devam ediyoruz. Evet, 39 numara için ben ipim de ince olduğundan dolayı 6 sıra gidiyorum. İpiniz kalınsa 4 sıra da gidebilirsiniz. Topuk kısmını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz, yüksekliğini, kaç sıra gideceğinizi. Evet, sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. 6. sıramla burada ipimi keseceğim. 3 tane yine ip kaydırmamı yaptıktan sonraki tabii ki. Bir, iki, evet, üç ip kaydırmamı yaptım. Şimdi buradan bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Tekrardan ipimi alıp devam edeceğim. Şu kısımdan ipimi tutturacağım. Şurada bulunan, bakın, en son ilmeğim bulunuyor burada. İç tarafındaki şu kısımdaki ilmeğimin içerisinden geçerek ipimi bu kısma sabitleyip devam edeceğim. Evet, sabitledikten sonra hemen ip kaydırdım. Yuvanın içerisine geçip sık iğne oluşturdum. Burada bir tane. Burada iç taraftaki yine şurada yaptığımız gibi iç tarafta bulunan ilmeklerimizin tek kanadını alarak ipleri de bir yandan kaybediyorum. Bakın, ipleri çekip göstereyim sizlere. Şurada bulunan tek kanatları alıp bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Evet, belli bir noktadan sonra iplerinizi çıkarıp devam edin buradan. Siz de daha net görün. Bakın, iç taraftaki kanatları alıyorum ki şu görüntüyü verebilmek için bunu yapıyoruz. Bakın, iç taraftan dışarıya doğru çıkıyormuş görüntüsü var burada. Daha hoş duruyor. Devam edelim. Evet, ip kaydırdığım yuvanın içerisine tekrardan birinci ip kaydırdığım yuvaya battım. Bir sık iğne yaptım. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Bu ip kaydırmaları şurada hafif yukarıya doğru birden çıkan bir görüntü olmasın diye yaptık. Daha hoş, daha güzel duruyor açıkçası. Evet, buradaki ipinizi de saklayın örerken. Pardon, burada bakın şöyle bir hata yaptım ben. İlmeğin iç tarafını almakla
hata yaptım. Ona devam etmeyeceksiniz. İlk ip kaydırdığınız yerden iki kanadını alın. O şekilde sıkı iğnelerinizi oluşturun. Evet, buradan devam ediyorum sık iğnelere. Sadece şu kenar kısımlarda o iç kanatlarını alıyoruz ilmeklerimizin. Evet, ip kaydırdığımız yere gelene kadar devam edelim aynı şekilde. Evet, buradan devam ediyorum. Şimdi buradaki ilmeklerin tek kanadını alarak sık iğnemize devam ediyoruz. Yan kısma geçtik. Burada yine sıramızın sonunda ip kaydırma tekniğini kullanacağız. Son ilmeğimi de sık iğnemi yerleştirdim. Ve burada bakın, başlangıçta yaptığım gibi buradaki ilmeğin iç taraftaki kanadını alıp bu şekilde bir sonraki ilmeğin iç kanadını alıp iki kere ipimizi kaydırdık. Ters çevirdim. 1-2 İkinci ilmeğin içerisine geçerek sık iğnemle devam edeceğim. Evet, ilmeklerimizin iki kanadını birden alarak bu şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim yine. Şimdi burada iki kez tekrardan ip kaydırma yapacağım şu kenarlardan geçerek. İçerideki ilmeği alıp ip kaydırmamızı yapıyoruz. Devam ediyorum buradan. Bir ikinci ilmeğe geçerek sık iğnemi oluşturuyorum. Bütün ilmekleri aşağıdaki sıralarda yaptığım gibi sık iğnelerimi yerleştirip geçeceğim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıramın sonuna yine tekrardan geldik. Burada ip kaydırma kullanıp bir üst sıraya geçeceğiz. Bu şekilde çevirdim. Hemen ip kaydırdığım ilk ilmeğe, yani bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğin içerisine tekrardan sık iğnemi yerleştirip devam edeceğim.
Evet, bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar tekrardan geldim. Son sıramıza gideceğiz. Burada yine ip kaydırma tekniğimi kullanıyorum. Bu şekilde. Evet, çevirdim. İkinci ilmeğe geçerek bir yuva atladım, bir ilmek atladım. Yine sıramın sonuna kadar. Bu benim son sıram olacak. Bu şekilde sık iğnelerimi yerleştireceğim. Sıramın sonuna kadar örüp gidiyorum. Evet, son sıramıza gittim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada ip kaydırma tekniğini tekrardan kullanıp 1 2 defa yine yapıyorum ip kaydırmamı. Bakın. Evet, burada 2 kere ip kaydırmamızı yaptıktan sonra 1 2 3. yuvanın içerisine geçerek bu şekilde. İp kaydırma tekniğini kullanacağız burada. Geriye doğru yapacağım. İlmeklerimin iki kanadını birden alarak yapıyorum. Bakın. Burada. Son kez bu işlemimizi de yapıp videomuzu bitireceğiz. İlmeklerin arasını teker teker geçerek geriye doğru sıramızı tamamlayıp ipimizi keseceğiz. Evet, bu şekilde bakın görünümü, yukarıdan görünümü bu şekilde. Hemen bitirip geliyorum ben. Evet, ip kaydırmamın sonuna kadar ilerledim. Şimdi bir sonraki yuvaya bu şekilde geçerek tek ilmeğini alıyorum yine burada. Buraya ipimi sabitleyip bir tane zincir çekip sıramı artık bitirdim. Burada ipimi kesiyorum. İpimi iç tarafa alıp kaybedeceğim. Hemen buradan iç tarafa aldım. Evet arkadaşlar, burada ipimi kaybedeceğim ve bakın patiğimizi bitirmiş olduk. Diğer bir eşiyle birlikte gerçekten makosem patiğimiz hoş bir görünme kavuşmuş oldu. Evet, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda yepyeni tasarımlarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Yapımını yapan arkadaşlarım, benimle birlikte yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık, kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.